dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Önemsiz gerek, söven edilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Diline şakırsın, çok maniler okursun, varaya akırsın, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Kakımak varmışsa gel, Muhammed de kakıldı. Bu kakımak sende var, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide ermeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gelimdi, ummanlara dalimdi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, boyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, boyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Efendim merhabalar. Diyanet Televizyonu ekranlarından tüm izleyenlerimizi ve ezgi severleri içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İz bırakan ezgilerde bu haftaki konuğum, Türk tasavvuf müziği solisti, bestekar ve eğitimci güzel bir kardeşimiz. Sevgili Hasan Akıntaş. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk sevgili Aykut Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın? Şerif. İyi misin? Elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbimize. İyiyiz. Rabbim bugüne şükürler olsun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür Allah'a. Çok Allah'ın şükür Allah'a. Şükür versin. Her halimize. Elhamdülillah. Sevgili Hasan, adettendir. Önce bir hani bir biyografiden bahsedilir. Müziğe nasıl başladığımız. İstersen ben bir başlayayım. Aşıklar Buyurun. Diyarı, Sivaslısın. İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni Sivas'ta bitirdikten sonra Düzce Akçakoca'da, o güzel ilçemizde, gerçekten çok güzel bir yer. Evet. İmam Hatip olarak görev almışsın. Pek çok müzisyen, sanatçı dostumda olduğu gibi sende de tabii öğrencilik yıllarında başlamış müzikle haşır neşirlik. Sivas'ta musiki cemiyetine ve ardından belediye konservatuvarına devam ederek önemli musiki üstadlarımızdan birkaç yıl Türk musikisi nazariyatı almışsın. Evet. Şan repertuar dersleri almışsın. Din musikisi adına yapılan çalışmalara katılmışsın. Pek çok makam başta olmak üzere birçok eseri seslendirerek artık konserlerde yer almaya başlamışsın. Evet. Bir de benim dikkatimi çeken babanızla ilgili bir husus var burada. Sivas Ulu Cami imamıymış babanız. Evet, evet. İlk Kur'an-ı Kerim tilavetini, tabii, dersini ondan almışsınız. Tabii. Köken sağlam, kaynak sağlam. Elhamdülillah. Onun üzerine bina edilmiş herhalde bir sanat yaşamınız var. Öyle. Gerisini haklısınız. Sizden çok alalım, güzel lütfen. İfade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Allah hayırlı olsun. Hepimiz İnşallah size hayırlar getirsin. Ayrıca şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Uzun yıllardır gerçekten hayranlıkla takip ettiğim, çizginize, kalitenize hayran olduğum bir sanatçı dostum olarak gerçekten programımızda olmaktan bahtiyarlık duydum, ifade etmek istiyorum. Eksik olmayın. Daha sonra hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, verdiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Tabii ki babamın cami, Ulu Cami'de imam olması. Ulu Cami imamı. Tabii Sivas yani. Ulu Cami'de. Çok iyi bir hafızdır babam. Allah ömürler versin. Şu an 86 yaşında. Ay maşallah. Ellerinden öpüyorum kendisini. Hayırlı uzun ömürler dileriz. Amin, amin. Bütün büyüklerimizin inşallah. Babam çok güzel sesi olan, gerçekten okuyuşuna herkesin hayran olduğu, güzel, iyi bir hafız Sivas'ta. Biz de tabii camide büyüdük. Yani çocukluğumuz camide. O Ulu Cami'nin minaresinden ben ilk ezanımı orada okumuşumdur mesela çocukluk yaşlarımızda. Harika. Tabii. Cami musikisiyle haşreşli olarak büyüdük. Kur'an-ı Kerim'le, ezanla ve cami musikisiyle başladık bu işlere. Sonra İmam Hatip yıllarında tabii ki dini musiki derslerimiz vardı. Bununla beraber ilahilere ağırlık verdik orada. Hocalarımızdan beni destekleyenler oldu. İşte ilahi grubunda öncülük ettik orada. Bayağı bir ilahiler konusunda çalışmalarımız oldu talebelik yıllarımızda. Repertuar gittikçe genişledi değil mi? Yıllar geçtikçe. Evet, repertuar haliyle genişlemiş oluyor. Belediye konservatuvarı kurulmuştu 1985 yılında. Oranın ilk talebesi benim hatta. Sınava girdik, kazandık. Ve orada çok kıymetli Ömer Dilek Talı hocamız vardı. Zeki hocam vardı. Ve çok kıymetli hocalarımızdan güzel istifade ettik. Yani nota, solfej, nazariyat üzerine ciddi çalışmalar yapılıyordu. Elhamdülillah oradan bayağı bir faydalanmış olduk. Anadolu'da aslında geleneğimizde ibadetin yanı sıra caminin bu şekilde de bir kullanımı var. Yani cami musikisi diye bir şey var. Tasavvuf musikisinin bir alt kolu olarak ama çok ciddi yekün tutan bir şey. Siz bu anneannenin, bu örfün, bu geleneğin içerisinden yetişmiş bir insansınız. Elhamdülillah. Peki şimdiden sonra devam ediyor mu bu gelenek? Yani yine camilerimizde böyle etkinlikler, böyle eğitimler, çocuklara küçük yaştan başlayarak alıp musiki eğitimi yönünde aslında bir çaba var mı? Aslında çok ciddi çalışmalar yok bu konuda. Bir eksiklik var bu konuda. Olması da gerekli aslında. Yani şimdi Kur'an kurslarımızda veyahut da camilerimizde Kur'an öğretilen çocuklara Kur'an öğretiliyor işte gayet güzel. Fakat makamsal noktada işte musiki noktasında hiçbir şey verilmiyor. Bu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz daha yani son dönemdeki lazım. Çalışmaklar o zaman biraz daha yüzeysel kalıyor. Yüzeysel kalıyor. Evet, evet. Yani bu işin tedvini noktasında biraz daha emek verilmesi gerekiyor. Verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Ben bundan endişe ettiğim için bu konuyu açma gereği duydum. Çünkü sizden başka birkaç konuğumuzda da benzer şeye rastladım. Benzer bir sürece rastladım. Fakat sonrasında daha genç kuşakta bunu görmedim. Ben kendim yani o gelenekle yetişmiş birisi değilim fakat çok aşinayım söylediklerinize. Açıkçası endişe ettim. Yani bunun sürdürülmemesi, yeni sürgünler, filizler vermemesi değil mi? Hakikaten endişe verici. Haklısınız, haklısınız. Çünkü bir ezan dediğimiz çok önemli bir mefhum var. Ezan konusu çok önemli. Bilerek okumak başka, makam bilerek, ne okuduğunu bilerek okumak başka, bilmeden okumak başka. Dolayısıyla bu konuda gerek cami görevlilerimizin, müezzinlerimizin de aslında ciddi eğitilmesi lazım musiki noktasında. Musikinin önemli bir yeri olduğu hepimize malum zaten. Elbette, yani, hiç şüphesiz. Evet. Yani o ezanın ya da Kur'an-ı Kerim tilavetinin, kıraatinin değil mi? Doğru makamda, hatta sözüne uygun şekliyle o makamlarda ya da o notalarda, o ezgilerde okunması onu dinleyen insanları da o aleme sürüklüyor, o iklime sürüklüyor. Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle, çok doğru, çok doğru. Dinleyene o derece etki ediyor işte yani, tabii ki tesir ediyor. Pekala. Genel anlamda kendinizi ifade etmiş oldunuz. Tanımayan, bilmeyen izleyicilerimiz de bir fikir edinmiş oldular. Notlarım da vardı, doğum tarihinizi özellikle söylemedim. Fakat benden sadece bir yaş küçüksünüz göründüğü kadarıyla. Fakat yine göründüğü kadarıyla benden 10 yaş genç duruyorsun. Yapma bunu neye borçlusun? Ne yapıyorsun? Estağfurullah, yok yok yani doğal halim neyse o yani. Maşallah. Siz kardeşim. Güzel bakıyorsunuz, sizin yansımanız. Yok, Allah gerçekten. Razı olsun. Çok belli ki gönlünüzün o güzelliği yüzünüze, çehrenize, çok şükür. Görünümünüze
yüzünüze de yansımış. Sağ ol, Allah sesinize de yansımıştır. İnşallah. Zaten inşallah. Sizi başka yerlerden ben şahsen tanıyorum. Pek çok izleyicimiz de tanıyordur. Ona da sıra gelecek ama bir ilahiyle programımızı şereflendirirseniz şu dakikalarda. Şeref yap oluruz. Ne demek memnuniyetle. Nefesinize, ömrünüze bereket çok olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok kendinize özel bir yorumunuz var gerçekten. Allah çok razı kendinize olsun. Has. Teşekkür çok ederim. İçten, çok naif, çok zarif. Allah razı olsun. Ve çok adaplı, öyle değil. Ha, yani hem terbiye, edep anlamında kullanıyorum bunu, hem müzik terbiyesi anlamında kullanıyorum. Eksik olmayın. Böyle bütünleşmiş sizle gerçekten. Teşekkür ederim sizin, eksik olmayın. Bir de TRT kökeniniz veya geçmişiniz TRT, var. Bundan da TRT, radyo sanatçısı olmak çok büyük isteğimdi benim. Hı hı. Bu noktada birçok sınavlara girdim. Son aşamalara kadar geldim ama giremedik, nasip olmadı. TRT'nin ses yarışmasında birinciliğim oldu. Türkiye ikinciliğim oldu 1994 yılında. Güzel bir Kürdi Cazkara eser okumuştum. Emin Ongan'ın
bunca cevrin ile gönül ülkesi virane olur. Çok nefis bir eserdir. O eserde birinci olmuştum o zaman, çok güzeldi. Onun ardından TRT'de bazı müzik programlarında solo şarkı okumam için beni davet ettiler. Hı. Konuk olarak konuk yani olarak, katıldınız. Konuk olarak, evet. Peki şey bitti mi? Yani TRT radyolarında hala sanatçı olma durumunuz var mı? Ya tabii yaşımız geçmiş oldu. Yani öyle 40 mi? Bunun yaş, bir şeyi 40 var. Yaş sınırı var onun, ha, tabii. Sınırı 40 var. Yaş sınırı var. Bizden geçti artık, gençler artık o iş inşallah. Dolayısıyla TRT'de öyle... ayrıca Ali Osman Güngör hocamız vardır, UD sanatçısı, TRT Ankara Radyosu'nda. Hı hı. Onun çalışmış olduğu koro vardı. Ben o koroya 2 yıl devam ettim. Çok, orada güzel repertuar kazandık, bayağı güzel şeyler, kazanımlarımız oldu. Siz UD'da çalıyorsunuz UD'da aynı zamanda değil mi Hasan, evet, kardeşim? Yani çalmaya çalışıyorum, yani hakkını vermeye çalışıyorum. Peki UD'da çaldığınız, aynı zamanda performans sergilediğiniz de oluyor mu? Yoksa sadece solist olarak solist, mı ilerleri yorumluyorsunuz? Yani UD'da mesela Türk müziği programlarımız oluyor. Fasıl programlarına falan böyle iştirak ettiğimizde UD çaldığım oluyor ama çoğunlukla solist olarak icra ediyorum. İcracı olarak bulunuyorum yani programlarda. Evet. Pekala. Bu TRT radyosu mevzusu inşallah içinizde UD'de kalmamıştır. Kalmadığını da düşünüyorum çünkü... Biz sizi belki yani TRT radyolarından değil fakat özel kanallarda yayınlanan, evet, Ramazan programlarından tanıyoruz. Ben şahsen, hı-hı, eminim, hı-hı, pek çok izleyicimiz de öyle. Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamla, hı-hı, yıllarca birlikte oldunuz. Olduk, evet. Sahur programındaydı. Son herhalde 4-5 senedir de yine özel bir kanalda yayınlanan programda, evet, yine sizleri programı görüyoruz sahur programlarında. Sağ olun, eksik olmayın. Allah razı olsun. İlahi solisti olarak görev alıyorsunuz buralarda. Yani, evet, belli bir orkestrayla ve tabii, hı-hı, klasik tasavvuf sazlarıyla yapıyorsunuz tabii bunu. Peki bunun dışında konserlerde de yer alıyor musunuz? O serüven nasıl? Tabii. Yani konser organizasyonlarında davet edildiğimiz konserler oluyor mutlaka. Yine aynı şekilde sazen de dostlarımızla, arkadaşlarımızla icralarımızı yapıyoruz. Konserlere de davet ediliyoruz. İstanbul bu konuda oldukça zengin malumunuz. Elbette. Çok bereketli. Çok, çok bereketli, mümbit. Çok zengin. İstanbul, aynen, doğru öyle söylüyorsunuz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İstanbul'da da bir göreviniz var mı? Tabii ben Diyanet mensubuyum aynı zamanda. İstanbul Beyoğlu Müftülüğü'nde çalışmaktayım. 16 yıldır orada veri hazırlama kontrol işletmeni olarak yapıyorum. Direkt iyi zaman 16 yıl. Evet, evet. Elhamdülillah. Koro şefi olarak mı dediniz? Yok. Veri hazırlama kontrol işletmeni. Benim şeyim, ünvanım o. Memur kadrosundayız. Koro şefi derken başka koro çalışmalarımız falan da var. Tabii bizim kendi müftülüğümüz bünyesinde imam ve müezzin arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir ilahi koromuz var. Hı hı. Önemli gün ve gecelerde bir cami merkezli programlarda ilahiler okuyoruz. Çok da beğeniliyor elhamdülillah. Güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Çok güzel. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Evet. Maşallah. Devamını diliyoruz. Amin. Yani inşallah. Hem sizin inşallah sanatınız adına, Allah hem de olsun, o güzel yorumunuzu, nefesinizi bize Allah duyurmanız adına. Sağ olun, eksik olmayın. Bir ilahiyle daha şereflendirsek programımızı. Peki, yani. Hay hay, memnuniyetle. Rabbimizdir bir Allah.
Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Nefs ile cihadımız, meleklerle galibiz. Kur'an'dır kitabımız, Rabbimizdir bir Allah. Nefs ile cihadımız, meleklerle galibiz. Kur'an'dır kitabımız, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz. Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz. Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Gönlünüze sağlık kardeşim. Eyvallah. Yani çok sağ olun. Azıcık şöyle bir hızlanınca bizim arkadaşlar, dedim herhalde başka bir esere bağlayacaksınız. Öyle gidecek gibi. Bir sonrakinde varsa yapabiliriz öyle bir şeyde. Çok güzel gidiyor. Bana kısa geliyor mesela. Öyle yani. Sağ olun. Daha sağ çok olun. Duymak isterim sizi. Sağ olun. Varım. Beyoğlu'nda görevlisiniz ve aynı evet. zamanda Beyoğlu'nda çok önemli imam hatiplerimizden olan Beyoğlu İmam Hatip'te de evet. eğitmenlik çalışmalarınız var. İlahi korosunu estağfurullah haddim olmayarak eğitmenlik demeyelim de oradaki öğrencilerimize çok kıymetli talebelerimiz var. İzleyenlerin gözlerinden öpüyorum. Hepsi çok ayrı değerler benim için. Orada oluşturmuş olduğumuz ilahi koromuz var. Onlarla haftalık periyodik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Önemli gün ve gecelerde işte Çanakkale Zaferi, Kandil Geceleri gibi gecelerde özel programlar düzenleniyor. Onlarda konserlere çıkıyoruz. Muhteşem konserler ortaya çıkıyor. Gerçekten izlemeye değer, dinlemeye değer. Peki izlemek istesek izleyebiliyor muyuz bunları yoksa okulun tabii, kendi açık bünyesinde mi oluyor. Yapılıyor? Kendi salonlarında. Okul bünyesinde, okulun salonunda yapılan da oluyor. Mesela Haliç Kongre Merkezi'nde o büyük salonda mesela tıklım tıklım doldu mesela. Mevlid'in bir haftasında bir konser yaptık ama dillere destan oldu. O kadar muhteşemdi. Tabii buradaki başarı benden ziyade o yavrularımızın, talebelerimizin başarısı. İnşallah bu başarılar sayıları artarak devam eder inşallah. Kaç yıldır devam ediyoruz buraya? 4 yıl oldu zannımca ya da 5. yıl olabilir. Yani uzun zamandır çalışıyoruz elhamdülillah. O zaman o mütevazi kişiliğiniz söylemlerinize de yansıyor. Estağfurullah. Ben ilk başta söylediğim şeyi geri almıyorum. Evet siz eğitmensiniz aynı zamanda. Estağfurullah. Sadece şey değil. Yani nota, şan, solfej anlamında söylemiyorum onlara. Hı hı. Kişiliğinizle, duruşunuzla, söylemlerinizle, halinizle, tavrınızla da onlara aynı zamanda eğitmenlik, bir çeşit öğretmenlik elbette yapıyorsunuz. Estağfurullah.
Çocuklarımız nasıl karşılıyorlar bu hadiseyi? Çocuklarımız çok sevgiyle, severek böyle inanılmaz iştiyak var. Çok beni de seviyorlar sağ olsunlar. Böyle o sevgi olmazsa zaten, o şevk olmazsa bir şey zaten elde edemezsiniz. Yok imkanı. O kesinlikle hem musikiyi seviyorlar. Onunla birlikte ben de sevdikleri için böyle daha bir severek koşa koşa geliyorlar çalışmalarımıza, sağ olsunlar. Benim güzel. De mesela zaman zaman bir eğitmenlik tarafım oldu. Sonra yoğunluğumdan dolayı artık devam edemedim. Yani gitar eğitmenliği, gitar kursları anlamında çeşitli kurumlarla pek çok çocukla yaptık. Onlardan yetişenler de oldu. Çok büyük bir şeref gerçekten. Çok değil büyük mi? Bir onur. Peki yani çocukları nasıl seçiyorsunuz? Genelde hani kendileri talip olurlar bu işe. Öncelikle tabii ki bu işi isteyenler, onları bir istiyoruz, gelin bakalım. İsteyenleri alıyoruz. Kimisinin müzik kulağı olmuyor tabii. Allah vergisi. Evet, yani istiyor ama tabii. Yok yani. Benim çocuklar. İşte en zor olan şey o sen gelme demek var ya, o çok zor bir şey bizim için tabii ki. Sen gel ama okuma diyorsun ilk önce. Sonra sana izin gibi kibar bir şekilde onu gönderiyoruz ama çoğunlukla müzik kulağı olanlar zaten bu işi talip oluyorlar, seviyorlar. Çok güzel çalışmalar çıkıyor ortaya. Hatta mezun olan talebelerimizden Kur'an-ı Kerim okuma dalında birinci olanlar oldu. Çok iyi, güzel fakültelere, üniversitelere girenler oldu. Onlar hala arayıp soruyorlar bizi mesela. Kaç yıl önce çalışmışız. Hocam ilahilerinizi unutmadık, hala kulağımızda falan. Güzel şeyler bunlar tabii. Zaten Hasan kardeşim, yani dini müzik dediğimiz şeyle, tasavvuf musikisiyle, dinin diğer okuyuşları olan, asıl okuyuşları olan işte Kur'an-ı Kerim tilaveti, ezan, kamet vesaire, bunlar hepsi inanın ayıramazsınız iç içe, mutlaka. Musiki ayıramazsınız. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden, işte ezandan, saladan hepsi bir bütün aslında. Musikiye hakimseniz her şey çok daha farklı oluyor. Çok daha peki güzel. Türk sanat musikisi de aslında pek çok noktada örtüşüyor. Çakışıyor, üst üste çakışma anlamında söylüyorum. Karşı karşıya gelme anlamında değil. Yok, evet örtüşüyor. Siz de mesela hani udda çalan bir kardeşimiz olarak Türk sanat müziğine de hakimsinizdir epey. Yani makam bilgisi vesaire, eser repertuarı olarak. Tabii. Yani övmek gibi olmasın ama... Sağlam repertuarım vardır. Yani, olsun, niye olmasın? 1500-2000'e yakın şarkı var repertuarımda. Türk sanat müziği tabii. Çok bir şarkı bu diye kolay yani. evet. Çok şükür. Yani yılların getirdiği bir kazanım bu tabii. Türk sanat müziği de, yani o la dini musiki, ilahiler dini musiki. Neticede hepsi musiki çatısı altında olduğu için fark eden bir şey yok yani. Elbette. Özü bir zaten. Özü bir. Kaynağı bir. Mühim olan amacınızın ne olduğu, maksadınızın ne olduğu musiki icrasından. Pekala. Güzel sohbetinize, güzel sesinizle, yorumunuzla bir eser arası versek diyorum. Hatta demin çok içimde kaldı benim. Böyle arka arkaya bağlayabileceğiniz iki tane ilahi olursa sizi çok sevinirim. Kırmak olur mu? Memnuniyetle tabii ki. Memnuniyetle. Rast ilahi okuyalım inşallah. İki tane elbette. Rast ilahi birbirine bağlayalım bakalım. Haydi bakalım. Peki. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile.
sarar zikrullah ile. Gamgin gönüller şad olur, dem besteler azad olur. Gamgin gönüller şad olur, dem besteler azad olur. Gün geçteler irşad olur, asar zikrullah ile. Gün geçteler irşad olur, asar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eder, esrar zikrullah ile. Eller demine destur alalım, eller demine destur alalım. Her vahdeye bak ibret alalım, her vahdeye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efgan ediyor, bülbüllere bak efgan ediyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor, ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Eyvallah. Doğrusu bu. Evet, evet, evet. Ben üniversite yıllarındayken İstanbul Kadıköy Osman Ağa Camii'nde çok sıkça gittiğimiz bir imamımız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Böyle derdi bize. Hu, doğrusu bu. Yani altı çizilmesi evet. gereken bir Kesinlikle. Şey olunca. Kesinlikle. Gerçekten yorumunu çok sevdim ben senin. Allah yani, razı olsun. Şeylerde Ramazan programlarında ekranlarda izlediğimden daha farklı, daha güzel, daha sıcak. Çok teşekkür yani, ederim. Yani konuğum olduğun için değil, aynı atmosferi paylaştığımız için bu. Allah razı olsun. Ramazan çok programlarının ederim. Dışında da sahnelerde
bizzat izleyicin olmayı çok isterim. İnşallah. Yani sen özel günler, geceler dedin ama bizim bu güzel memleketimizde ne milli günler ne dini günler zaten bitmiyor. Çokça var bunlardan. Doğru. Daha çok yer bulman dileğiyle televizyonlarımızda, sahnelerimizde hem ben hem izleyicilerimiz keyifle seni Allah dinleyecek ve izleyeceklerdir. İnşallah. Bir albüm çalışması yok bildiğim kadarıyla. Yani okuduğun eserleri toparladığın bir fiziksel bir materyal yok değil mi? Yok maalesef. Bunu söylemek gerçekten üzüyor beni ama ya çok seçici olduğumdan olsa gerek galiba. Çok farklı bir şeyler yapmak arzusundayım aslında. Daha güzel bir şeyler. Yani yapılmış, okunmuş eserlerden ziyade daha farklı şeylerle ortaya çıkmak istedim. Bir albüm yapmak istedim. Tabii bunun altyapısı için malumunuz bayağı bir maddi desteğe ihtiyaç var. Bu konuda bir destek bulamadım doğrusunu isterseniz. Eksikliğimiz oradan oldu. Ama kısmet inşallah eserlerimiz var yani. Aranje yapan arkadaşlarımız var. Kıymetli Burakcığım sağ olsun bu konuda destek oluyor bana. İnşallah dualarınızla bir albüm ortaya çıkaralım. Vallahi çok inşallah isterim. Yani o destek için de elimden gelen neyse yapmaya hazırım. Allah razı olsun. Fakat tabii bir eser üretmek sadece o eser üretmekle ilgili bir şey değil. Evet. Siz eminim zaten bu donanımdasınız, bu kapasitesiniz, yorumunuzla, yaptığınız bestelerle, çokça gerçekten repertuarınızla bir 500 eserden bahsediyorsunuz. Dile kolay yani, hiç kolay bir şey değil bu, çok zor. Bütün bunlara da hakimsiniz. Aynı zamanda bu işin eğitmenliği de yapıyorsunuz. Kuşaktan kuşağa bu geleneğimizin, güzel örfümüzün gitmesini, ulaşmasını da sağlıyorsunuz. Zaten sizde bu donanım, bu potansiyel var. Bence daha az seçici olun. Bizleri bu güzel eserlerle buluşturun. Buradan da hem benim hem bizleri izleyenlerden bu konuda destek verebileceklerden de talep etmiş olalım. Çünkü hakikaten bir eser üretmek dediğim gibi sadece o eseri üretmekle ilgili bir şey değil. Bunun bir yapım, prodüksiyon kısmı var. Tabii. O da yetmiyor. Hadi bunu da yaptınız. Artık günümüzde hani fiziki albümün de çok bir anlamı yok. İşte internette, dijital platformlarda her şey dijital oldu malum, doğru. Ama kime hitap edecek, ne kadar izlenecek, dinlenecek? Tabii. Ayrı bir PR, ayrı bir çalışma mevzusu. Çok doğru. Çok ben doğru. Şahsen kendi adıma sizi daha çok duymayı, daha çok görmeyi, İnşallah. Daha çok izlemeyi çok isterim. Eksik olmayın. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim yolunuzu açık etsin. Amin, amin. Sizin de hepimizin inşallah. Teveccühünüze çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hasan ben Altıntaş. Çok bahtiyar oldum. Gerçekten sizinle olmaktan, sizin programınızda bulunmaktan, konuk olmaktan bahtiyar oldum. Sizin şahsınıza, tüm Diyanet Televizyonu izleyenlerimize saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum. O bahtiyarlık, o şeref bize aittir. Sağ olun. Çok güzel bir ilahi musikisi, tasavvuf musikisi programı oldu benim açımdan. Eminim izleyenlerimiz de bir o kadar keyif almışlardır. İnşallah. O halde yine birlikte okuyacağımız bir eserle bitirelim. Pir Sultan Abdal Sözleri, Sevilcizade bestesiyle. Eyvallah. Ne diyelim? Güzel aşık çevrimizi güzel aşık çekemezsin demedim mi? Çekemezsin demedim mi? Efendim, önümüzdeki hafta yine bir başka konuğumla, yine inşallah güzel bir iz bırakan ezgileriyle hem gönüllerinizde hem yaşantınızda iz bırakmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Söylemedim mi? Demedim mi? Demedim.
yemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yemezsin demedim mi? Demedim mi? Uyamazsın demedim mi?